Amerika'da ikincisi düzenlenen demokrasi zirvesinde kamuoyunda yaşanan bir de gerginlik damgasını vurdu denebilir. Hatta uluslararası gündeme. Amerika liderliğindeki demokrasi zirvesine katılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yargı sisteminde revizyon planından vazgeçmesi yönünde Amerika Başkanı Joe Biden'dan gelen öneriyi reddetmiş, ülkesinin kendi kararlarını vereceğini söylemişti. İki yakın müttefik arasında kamuoyu önünde yaşanan nadir anlaşmazlıklardan biriydi bu. Diyalog Netanyahu'nun kitlesel protestoların ardından ertelediği yargı değişiklikleri konusunda İsrail ve Amerika ilişkilerinde gündeme taşımış oldu. Netanyahu hükümetinin yetkilileri İsrail'le Amerika'nın bir eyaleti olmadığını, Amerika Başkanı bunu anlaması umuyorum tonunda da açıklamalarla müttefik Amerika'ya tepkilerini gösteriyor. Biz de bugün yayınımızda burada neler oluyor anlamaya çalışacağız. Tel Aviv Üniversitesi'nden konuğumuz Doktor Haya İtan Cohen Yanar Ocak'la birlikteyiz. Sayın Yanar Ocak, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar. Amerika-İsrail ilişkilerine geçmeden önce bize kısaca İsrail'de neler oluyor, halk neden kızgın, anlatır mısınız? Elbette. Biz biliyorsunuz son 2 yıldır yaklaşık 5 adet seçimle karşı karşıya kaldık ve 5. seçimlerin sonunda en sonunda İsrail'de 64 sandalyeyle yeni bir hükümet kuruldu. İsrail parlamentosunun 120 sandalyeyle müteşekkil olduğunu düşündüğümüz zaman bu oldukça önemli bir çoğunluk olarak algılanıyor İsrail'de. Her ne kadar bu başka ülkelerde küçük bir çoğunluk olarak düşünülse de. Bu hükümet göreve başlar başlamaz Adalet Bakanı Yariv Levin'in bayraktarlığını yaptığı yeni bir adalet reformu tasarısını gündemine aldı ve bu adalet reformu tasarısıyla beraber yüksek mahkemenin birçok yetkisinin budanması söz konusu. Özellikle burada yargıçların atanması ile ilgili önemli adımlar atılacağı söyleniyor. Yürütmenin yargı bağımsızlığına bir şekilde gölge düşürebilecek adımlar atılabileceğinden endişe ediliyor. Yaşayıp göreceğiz. Toplam 14 haftadır üst üste protesto gösterileri oluyor. Özellikle Tel Aviv ve başkent Kudüs'te. Bu akşam da Tel Aviv'de ilk defa hükümet yanlısı, daha doğrusu yargı reformu yanlısı göstericilerin her zaman yargı karşıtı göstericilerin toplandığı aynı noktada gösteri yaptığını görüyoruz. Maalesef tansiyon yükseliyor. Müzakere olacağı söyleniyor. Şu anda müzakereler başladı ancak ben açıkçası çok optimist değilim maalesef. Bize kısaca İsrail'deki demokratik süreci de anlatabilir misiniz? Hükümet ve meclis bir noktada yargı alanına girmek istedi. Kamuoyu baskısı hükümetin kararını nasıl etkiledi? Şimdi şöyle söyleyeyim size, İsrail'de yani şu anki bugün gündemde olan yargı tasarısını geçirebilmek için 3 adet oylama yapılması gerekiyor. Şu anda yargı reformu ilk oylamayı geçmiş durumda. Daha sonra 2 ve 3. oylamalar birbirinin arkasında hemen yapılıyor. Dolayısıyla bu 2. ve 3. oylamaları geçilmeden hemen evvel sokak baskısıyla beraber bir şekilde muhalefetle hükümet arasında bir konsensusa erişip bütün ülkeyi kucaklayan ortak bir formül üzerinde anlaşılabilir mi? Asıl soru bu zaten. Bunun da açıkçası en önemli bayraktarı İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog. Herzog kendi Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı konutunda tarafları şu anda bir masa etrafında oturtup uzlaşmaya davet ediyor. Ancak her iki tarafta şu anda anlaşmama üzerine anlaşmış durumdalar. Dolayısıyla şu anda İsrail'de bir anayasanın bulunmamasından dolayı bu tarz önemli bir kanunun yasalaşması sırasında 64 adet oyu bizim için yeterli sayıda bu 64 oyu almak sonuç olarak bu yargı reformunu yapabilmek için. Dolayısıyla bu gerçekten bazı soru işaretleri yani hepimizde yaratıyor. Sonuç olarak mesela bu 120 sandalyeli parlamentoda 80 oyla 90 oyla alınabilecek bir karar olsaydı mesela çok daha meşru olabilirdi veya hükümet bunu 64 oyla değil de bir şekilde referanduma götürseydi mesela ve referandum sonucunda karara bağlansaydı yine çok daha meşru olabilirdi.
Bir de şunu da unutmamak lazım. Şu anda Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde yolsuzluk davaları devam ediyor ve hali hazırda bu yolsuzluk davaları sürerken kendisinin bizzat hukuk reformu, yargı reformu yapması maalesef ahlaki bir zaaf yaratıyor bu reform süreciyle alakalı. Dolayısıyla işte en büyük sorun da buradan kopuyor zaten. Peki geri adım atacak mı? Yoksa atmazsa ne olur? Amerika gibi müttefikleriyle ilişkilerini uzun vadede etkiler mi? Ve Netanyahu'nun yakın vadede Beyaz Saray'a davet edilmeyeceği açıklaması geldi Amerika'dan. Biden'da umarım başbakan gerçek bir uzlaşma sağlamaya çalışacaktır, böyle hareket edecektir dedi. Orada nasıl yankı buldu Washington'un bu açıklamaları? Yani bir iç mesele olarak görülüyor oradan bakıldığında ve müdahale edilmeyin, etmeyin mesajları geliyor belli ki ama Amerika gibi bir müttefikle ilişkileri zedelemeyi göze alacak kadar ciddi durumda mı orada? Ben açıkçası şu anda Netanyahu'nun taktiksel bir geri çekilme yaptığını düşünüyorum. Bu malum geçtiğimiz hafta işte Ben Gurion Havalimanı'nın kapanması, işte okulların, üniversitelerin, AVM'lerin, şirketlerin kapanmasına yol açan çok büyük bir grev oldu. Dolayısıyla bu grevle mücadele edebilmek için Netanyahu geçtiğimiz hafta ne yaptı? Gitti geri adım attı. Ancak ben eğer Netanyahu'yu tanıyorsam bu sadece taktik bir geri adım olarak düşünüyorum ben bunu. Mutlaka bayramlardan sonra şu anda arka arkaya bizim önemli günlerimiz var takvimlerimizde. Bu bayramların ardından tekrardan yasama süreci başlayacak. Ve işte o yasama süreci başlayana kadar bence sokaktan da destekle Netanyahu belki küçük bazı kozmetik tavizler vererek yine de bu yargı reformunu geçirmeye çalışacak. Yani bana sorarsanız bu yargı reformu öyle veya böyle geçecek. Sadece nasıl geçecek? Yani yargı bundan ne kadar tahribat görecek, ne kadar görmeyecek? Bu zaten en önemli soru bu. Bunun yanında Amerika ile ilişkilere bakalım. İşte Netanyahu zaten daha evvelden de Obama yönetimiyle de yıldızı çok barışık değildi. Yine hatırlayalım Mitt Romney ile Obama Amerikan seçimlerinde başa baş gittikleri zaman Netanyahu açık bir şekilde Mitt Romney'i desteklemişti ve ilk defa İsrail'in partiler üstü olan tutumunu zedelemişti ki bu İsrail'in ulusal güvenliği için çok sakıncalı bir hareketti. Bugün de yine Demokrat Parti ile İsrail'in sağ tendanslı Likud Partisi arasında yine çok ciddi bir sürtüşme yaşandığını görüyoruz. Ancak hala Joe Biden İsrail'in çok önemli bir dostu olarak algılanıyor İsrail'de. Ve her ne kadar bu konuda bir sürtüşme yaşansa da iki devlet arasındaki ittifak ve dostluğun bu sorunun da üstesinden geleceğine inanılıyor. Tabii ki bazı milletvekilleri çok sert çıktı işte Biden'ı ki burası işte Amerika'nın ek bir eyaleti değil tarzı. Elbette ki burası egemen bir devlet ancak bu egemen devlet aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok cömert yardımlarına da mazhar. Dolayısıyla bence bir orta yol bulunması gerekiyor ve Joe Biden da gerçekten eğer burada yapıcı bir etkide bulunmak istiyorsa bence kendisi çok yanlış bir yolda. Nasıl ki Türkiye'yi işte Macaristan'ı demokrasi zirvesine çağırmayarak bu ülkelerdeki birçok demokratı kendine küstürüyorsa aynı şekilde İsrail'e karşı takındığı bu tavır da bence çok yapıcı değil. Bana kalırsa Joe Biden yanlış bir siyaset izliyor. Tabii ki bu benim kendi kişisel görüşüm. Bu noktada Türkiye ve komşu ülkelerle ilişkilerini de kısaca değinmenizi isterim. Bütün bu gelişmeler, iç meselesi İsrail'in kuşkusuz ancak demokrasi zirvesine de denk gelmesi bu gelişmelerin. Bu konuyu ve bundan sonra olacakları da kısaca bir toparlayacak olursanız yayınımızın sonunda size ayırdığımız. Elbette, elbette. Şimdi malum geçtiğimiz yıl İsrail ile Türkiye sonunda ikili ilişkileri normalize ettiler. Bu İsrail açısından önemli bir başarı. Zira İsrail Türkiye ile olan ilişkilerine özel bir önem atfediyor. Türkiye İsrail'i ilk tanıyan 1949 yılında ilk tanıyan Müslüman ülke olma sıfatını taşıyor.
Bugün belki İsrail'de hepimiz bir şekilde bu İbrahim anlaşmalarının sarhoşluğunu yaşayıp işte Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn'le olan ilişkileri göklere çıkartıyoruz ama unutulmaması gereken aslında Türkiye ile olan ilişkiler bütün bu ülkelerden çok daha önce başladı. Dolayısıyla İsrail'de bir devlet politikasıdır Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak. Bu sebepten ötürü geçtiğimiz hükümetin başlatmış olduğu normalizasyon süreci şu anki hükümet tarafından da korunuyor ve ilerletilmeye çalışılıyor. Bunun en önemli göstergesi kuşkusuz 6 Şubat depreminde İsrail, hatırlatalım, Azerbaycan'ın ardından en cömert, en geniş deprem ve deprem sırasında insani yardım, teçhizat, tıbbi yardım, doktor, işte ondan sonra su temizleme aygıtları ve bunun gibi birçok önemli insani yardımı Türkiye'ye yollayan ülke olmuştu. Dolayısıyla bu da tabii ki bütün bu teçhizatın ve bu ekipmanların yollanması kuşkusuz Benjamin Netanyahu'nun başını çektiği hükümetin kararıdır. Yani siyasi bir karardır. Bu Türkiye'ye verilen önemin bir göstergesidir kanımca. Bunun haricinde İsrail bölgesinde diğer ülkelerle de ilişkilerini geliştirmeyi, sürdürmeyi istiyor. Özellikle İbrahim Anlaşmaları blokuyla daha da bir sıkı ilişki içerisinde olmak istiyor. Kuşkusuz İran ile Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu bu son yakınlaşma İsrail'in menfaatlerine aykırı. Yine madem bu konuyu ben açtım, o halde şunu da söyleyeyim. Kuşkusuz burada Çin çok önemli bir aktördü. Çin'in Orta Doğu'ya girmesi, İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırmasının yegane müsebbibi yine Joe Biden'ın basiretsizliğinden başka bir şey değildir. Amerika'yı Orta Doğu'da bu kadar pasif hale getirdikten sonra Suudi Arabistan'ı bir şekilde İran'ın kucağına iten yine Joe Biden'dır. Dolayısıyla sadece eğer Orta Doğu'daki liderleri eğer bir kafede toplayıp onlarla beraber bir kahve içme şansınız olsaydı emin olun ki hepsi Joe Biden'dan bir şekilde yaka silkerdi. Bunların arasında da büyük ihtimalle Benjamin Netanyahu'yu almamız çok normal. Ben yanlış anlaşılmasın, Orta Doğu'daki bütün liderler sütten çıkmış ak kaşık demiyorum ama yani Washington'da oturan sizler de şunu bilmelisiniz ki Joe Biden da çok sütten çıkmış ak kaşık değil. Son günlerde gergin tonda açıklamalarla tansiyonu yükseldi. Amerika-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hayatan Cohen Yanar Ocak. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.